Selçukluların Kars'tan Anadolu'ya girişlerinin 951. yılı nedeniyle Kars Valiliğince İl Müftülüğü tarafından Mevlid programı düzenlendi. 16 Ağustos günü Ani Arabelerinde Fethin canlandırılması etkinliğiyle son bulacak programın ilkinde Cuma namazı öncesinde Evliya Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Belediye Başkan Vekili Tahsin Ulu, Vali Yardımcıları, Başkan Yardımcıları, İl Müftüsü Mehmet Genç, Daire Amirleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı Mevlid'de Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. İlahiler okundu ve müezzinler tarafından Mevlid programı icra edildi. Mevlid'in ardından günün anlam ve önemiyle ilgili vaaz veren İl Müftüsü Mehmet Genç, bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberlikten söz ederek vatanın, bayrağın, toprağın ve maneviyatın önemine vurgu yaptı. Biz bu vatanı ecdadımızın o alın teriyle, kanıyla sulanan şu vatanın her karış toprağında şehit kanı olduğunu unutmayalım. Şu helâ fışkıracak toprağı sıksan şu heda, canı, cananı, bütün varını alsın da hüda, etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Evet, Allah bizi vatansız bulmasın. Allah bizi şu ezanlardan mahrum eylemesin. Şu bayrağı indirtmesin. Evet. Bunların kıymeti, bu bayrakların, bu ezanların, bu vatanın kıymetini bilmek. Lafla değil, sözle değil. İşte malımızdan vereceğiz. Nasıl vereceğiz? İşte devlete vergini vereceksin kardeşim. Vergi kaçakçılığı yapmayacaksın. Vergini vereceksin. Efendim ben zekat veriyorum diyor bana vatandaş. Zekat vergi yerine geçer mi, geçmez mi tartışmasını çıkarıyor. Kardeşim Allah-u Teala Tevbe suresinin 60. ayetinde zekatın verileceği kişileri saymış. Kişileri saymış diyor bak. Kurumları demiyor. Kişileri saymış. İnnemâ sadakâtu lil fukara. İnnemâ istisnadır. Lam taksis için. Lil fukara diye başlamış. Fakirler, yoksullar, yetimler, yolda kalmışlar, borçlular. Hepsini sayıyor Allah. 8 tane sınıf var. Hatta geçen derslerimizde de arz ettiğim gibi müellefe-i kulüpten bile bahsetti. Müellefe-i kulüp ne demek? Müellefe-i kulüp demek kalpleri ısına, İslam'a ısındırılması gerekenler. İşte hepimiz deriz ya işte kime yardım edeceksen namazlı, niyazlı, abdestli, işte oruçlu, şöyle olsun, böyle olsun diyoruz da. Ama İslam'a ısındırılacak kesimi de bu şekilde ihmal ediyoruz. Vali Günay Özdemir'in katıldığı program kapsamında Evliya Camii Külliyesi'nde bulunan Ebul Hasan Arakani Hazretleri Türbesi önünde camiden çıkan cemaate pilav, et ve ayran ikram edildi. Yaklaşık 2000 kişiye sunulan yemek ikramının ardından vatandaşlar hem külliyeyi gezdi hem de türbe ziyaretlerinde bulunarak bol bol dua ettiler. Belediye Başkan Vekili Tahsin Ulu, Anadolu'nun İslamlaşmasında önemli bir rol oynayan Ebul Hasan Arakani ve Selçuklu hükümdarı Alparslan'ı bir kez daha anmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Ulu sözlerine şöyle devam etti. Bu haklı gururu yaşamakla birlikte ayrıyeten Türklerin Anadolu'ya girişinde İslam aleminin ilk cuma namazının bu aziz toprakta, bu güzel şehrimiz Gazi Kars'ımızda kılınmasında ayrıyeten bir onurunu, gururunu, haklı gururunu yaşıyorum. Bizlere bu güzel vatanı, bu güzel toprakları emanet eden ceddimizi bu aziz mübarek günde, cuma gününde rahmetle, şükranla anıyor ve bizlerin de ecdadımızın bize bu mübarek toprakları emanet ettiği gibi bizlerin de aynı duygu ve düşünce içerisinde bu güzel aziz toprakları, vatan topraklarını bizden sonraki evlatlarımıza
aktarmamızın gayreti ve çabanısı olduğu kanaatinde düşüncesindeyim. Bu vesileyle tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu güzel, mübarek vatan topraklarını bizlere emanet eden ceddimizi tekrar rahmetle, şükranla anıyorum. Allah hepsine rahmet etsin.